Evet, şimdi bu derste bu iki dev bölgenin bütün tümöral özelliklerini konuşacağız arkadaşlar. Tabii arada bir iki tane malabsorpsiyon olacak, ülseratif kolit olacak. Belki bir 10 dakika sarkabilir ama o sarkan 10-15 dakikaya helaldir. Çünkü o döneme de kolon kanseri denk gelir sarkarsa. Mutlaka bileceğimiz şeyler var. Şimdi bakın, mide ve kolon ikisinin de epiteli aynı. Sinonim epitelimiz var. Nedir? Kolumlar. Tek katlı kolumlar epitelimiz var. Doğal olarak spontan bir epitelyal tümör görülmesini bekleriz. Kimdir o? Poliptir. Mantar gibi çıkıntı olan polip. Hem kolunda hem midede spontan benign tümör çıkar. Doğal olarak midenin en sık görülen primer benign tümörü nedir? Poliptir arkadaşlar. Epitel ön planda mecburen. Özofagus gibi değil burası. Veya oradaki squamöz gibi değil. Midede en sık görülen, şimdi gelelim polip madem en sık primer benign tümör, poliplerin en sık tiplerine bakacağız. Sevgili arkadaşlar, hiperplastik ve inflamatuar polip bunlar bir abi kardeş gibi aynı cümlede geçer, aynı başlıkta geçerler. Aynı şey zaten. Hiperplastik ve inflamatuar polipler midenin en sık görülen primer polip tipidir sevgili arkadaşlar. İşte şu bakın, hiperplastik ve inflamatuar polipler ne zaman geliyor? Yaşlı insanlarda kronik iltihap olan bölgelerde görülüyor. Kronik iltihap ne demek? Bu epitelin kronik iltihabında epitel kendini sürekli rejenere etmeye çalışır. Sonuçta epitel bölünebilen bir hücre. Zeminde kronik iltihap varsa zamanla oradan çıkabilecek aşırı hiperplastik epitelden karakterize bir poliptir. Adı da oradan gelir. Hiperplastik ve inflamatuar polipler. Ve doğal olarak bölünen hücre midenin bizzat kendi epiteli olduğuna göre gayet iyi diferansiyedir. Yani genellikle malignleşme potansiyeli yoktur diyorduk belli bir zamana kadar. Nadiren diye bir cümle girdi 2019'da karşımıza çıktı. Bakacağız niye nadiren. Şimdi işte soru. Yaşlılarda görülen ve kronik gastrit zemininden gelişen, o bölgeden çıkan nadiren malinleşebilen polip tipi hiperplastik inflamatuar. Nadirenin kastettiği şey çapa bağlıdır ki birazdan çapın ne kadar önemli olduğunu konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdi mantığını anladınız değil mi? İleri yaş kronik iltihap zemininden çıkan hiperplastik polipler nadiren malinleşme potansiyeline sahipler. Yaşlılarda görülür. 2. Bu biraz daha güncel bilgi. Henüz tuz sınavda yok. Bakın, proton pompa inhibitörü kullananlarda, ikinci grupta FAP mutasyonu olanlarda, APC mutasyonu olanlarda ortaya çıkabilen bir hastalık. Proton pompa inhibitörü kullandığınız zaman hastanın HCL'sini azaltmış olursunuz değil mi? HCL'yi azaltırsanız gastrin otomatik olarak yükselir. Doğru mu? Ve burada kanda herhangi bir antikor bulunmadığı için gastrinin fonksiyonunu rahatlıkla görebilirsiniz. Gastrin ne yapar? Pariyatal epitel hızlıca böldürür ve çoğaltır, öyle değil mi? Pariyatal ve tabii ki esas hücre arkadaşlar. Çünkü şif hücre dediğimiz esas hücreler de var proksimal midede. Her ikisinin de anormal miktarda bölünmesini tetikler gastrin. İşte bunun sonucunda ortaya çıkan poliplerimize de biz ne ismini veriyoruz? Fundik gland polipleri. Soru, kimi içeriyor? Pariyatal ve esas hücreleri içeren, tamamen benign, PPI kullanan hastalarda ortaya çıkabilen bir poliptir. İkinci grup da APC mutasyonunda da görülebiliyor. Bu ikisinin bir farkı var tabii kendi aralarında arkadaşlar. Bakın, PPI ve APC'ye sekonder olanların ne farkı var? PPI kullananlardakiler kanserleşmez ama APC olanlarda kanser, hem de çok yüksek oranda kanser gelişir. Onu FAP sendromunda anlatacağım, şimdi değil. Siz şimdilik PPI'ye takılın. PPI kullananlarda görülen fundik gland polipleri kanserleşmezler. Anlaştık mı? Diğeri kanserleşecek çünkü. Peki, midede görülen malign transformasyona uğrayabilen polip. Ha, bu başından itibaren zaten displastik epitel. Eski adı adenomatöz polip. Yeni 4-5 senedir değişen ismi adenom. Gastrik adenom. Aynı şey zaten. Gastrik adenomatöz polipler en başından beri arkadaşlar displastik olarak çıkar ve premalindir. Gastrik adenomatöz poliplerin diğerlerinden ne farkı var? Antrum, bakın ne dedik? Midenin distaline antrum denir. Hem midenin hem bağırsağın distalleri bir kaidedir. Tümör yerleşiminde her iki organın distali kaidedir arkadaşlar. İstisnalar var, her zaman var. Antruma yerleşmeleri, malinleşme potansiyeli yüksek olmaları, çünkü bunlarda epitelyal displazi ilk baştan itibaren mevcuttur arkadaşlar adenomatöz poliplerde. Evet, başka bir şey söylemeye gerek yok. Kolona geldiğimiz zaman aynı isimleri daha da detaylı olarak bir kez dinleyeceğiz. İkinci kez dinleyeceğiz yani. Midenin en sık görülen primer malign tümörü. İşte buranın da en önemli, en üst düzey konusu burası arkadaşlar. Bir adenokarsinom. Doğal olarak primer mide kanserinin ismi adenoSA.
döşeyi cepitel glandüler olduğuna göre. En çok izlendiği lokasyonlar neresi? Doğal olarak küçük kurvatür üzeri antropilorik, yani distal mide, gene antrum dikkat ederseniz, küçük kurvatürüne yerleşir adenokarsinomlar sevgili arkadaşlarım. Tabii ki gastrik adenokanserin çok sayıda sebebi var. Yine ön planda edinseller olmak zorunda. Edinsellerde de hep diyeti ön plana çekeceksiniz arkadaşlar. Bakın, bir tabii ki Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı kronik gastritler, kronik alkoller, kronik sigara içimleri, ondan sonra özellikle alkol burada önemli, adenomatöz poliplerin varlığı, kronik gastritler, burada da gördüğünüz gibi özellikle de Helicobacter pylori'deki antrumdaki atrofi. Bunlar bizim için önemli. Tabii antrofi ve intestinal metaplazi, birazdan söyleyeceğim. Bunlar bizim için önemli ama en sık, günümüzdeki en sık sebebi tip 2 tip B kronik gastritidir arkadaşlar. Şimdi midenin en sık görülen belin tümörü. Tekrar başa döndü. Polipler, az önce söyledik. Şimdi geldik. Bunu niye buraya tekrar koydum? Özofagus'un en sık belin tümörü neydi? Leiomiyom. Çünkü epiteli sıkıyoruz ve spontan tümör çıkmaz. Bunu bir daha koydum. Bundan spontan tümör çıkıyor ve polip en sık primer benin. Bakın şimdi. Burada leiomiyom olmaz mı? Olur. Ama midedeki leiomiyomlar çok geri sırada kalıyor bu durumda. Mezenkimal kelimesini koymanız gerekiyor. Anlaştık mı? Midenin en sık görülen benin mezenkimal tümörü nedir diye sorarsan tamam, o grubu ifade edebilirsin. Gist ailesinin ne olduğunu birazdan anlatacağım. Gist tümörlerinin olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konumuzun en önemli slaytına geldik. Midenin adenokarsinomları histolojik olarak kaç tipe ayrılır? İntestinal ve difüz olmak üzere iki tipe ayrılır. Şimdi ne farkları var? Bakın, şunun normal bir mide duvarı kalınlığı olduğunu düşünelim. Şunun, bakın, bir hastamızın bölgesel bir kitle yapmış lezyonu olduğunu düşünelim. Neden? Çünkü tümör hücreleri birbirlerine sıkı sıkıya yapışmış ve bölgesel bir kitle yapmış. Diğer bir hastamızın midesinin de şu şekilde olduğunu düşünelim tamamen. Neden? Tümör hücreleri birbirlerine yapışamadığı için dağılmışlar ve midenin tamamını kitle haline getirmişler. Ortada gördüğünüz intestinal tipken sağda gördüğünüz difüz tip mide kanseri olsun. Şimdi intestinal ve difüz olmak üzere iki tane adenokarsinomumuz var. Bunların birbirinden ne farkı var? Yavaş yavaş intestinal tipi açalım. Şu ortada gördüğünüz bölgesel nodül yapan tek bir kitlemiz var. Ekspansif büyüyen. Neymiş onun özellikleri? Arkadaşlar, burayı aman çok çok dikkatli dinleyin. Bu iki slide bizim için zaten en önemli yeri konunun. Adı intestinal tip adenosya ama konu mide. Demek ki zeminde ne var? Bağırsak dediğine göre. Bağırsak epiteline benzeyen bir şeyler olmuş değil mi? Soru şu bakın. Kronik gastrit zemininde görülen intestinal metaplazi alanlarından gelişir. İşte geçen ders söylediğim bu. Midede yıllardır süren bir kronik gastrit var. Epitel atrofik. Yıllar sonra yeni epitel meydana geliyor ama kendisini mideye değil bağırsağa benzetiyor. Mecburen, çünkü mide atrofik. İntestinal metaplazi alanındaki o benin hücreler yıllarca benin olarak kalıyorlar. Atıyorum bir 10 yıl daha benin olarak kaldıktan sonra çap bir displazi gelişiyor ve intestinal tip adenosyaya geçiş görülüyor. Anlaştık mı? Olay böyle gelişiyor. Peki, köken aldığı epitel bağırsağa birebir benzediği için diğerine göre iyi diferansiye bir mide kanseridir. Öbürüne göre, daha öbürünü anlatmadım. Ve doğal olarak hücrelerin EK derinleri sapasağlam olduğu için, ki ne yapıyordu EK derin? İki hücreyi birbirine bağlıyordu hatırlayın. Bölgesel ekspansif büyüyen bir kitle yapar. Tabii ki altta yatan risk faktörleri ve patogenez çok uzun zaman alıyor. 50 yaş üzeri erkeklerde daha sık görülüyor. Yani 20 yıl atrofik, 10 yıl metaplastik, bir 15 yılda displastik dediğin zaman nereden baksan 60-65 yaşına geliyor adamlar. İleri yaş erkeklerde daha sık görülen mide kanserleri bunlardır arkadaşlar. Ve bunlar anormal intestinal glandlar yapmaya çalışır. Midede biyopside birazdan göreceğiz. Siz bana bir biyopsi gönderdiğiniz zaman hangi organın epiteline benzer tümör hücreleri diyeceğiz doğal olarak? İntestinal bağırsak epitelini andıran tümör hücreleri göreceğiz. Ve gerçekten bağırsak gibi davranacaklar. Birbirlerine yapışık, EK derinleri sağlam. Ve burada tabii ki önceliğimiz her zaman kronik gastrit ama herediter ailevi hastalıklardan da VNT sinyal yolağındaki bozukluklar diyeceğiz. VNT sinyal yolağının tümör süpresör geninin adı neydi? Aman bunu unutmayın. APC, hatırlayın. APC beta katenin ilişkisi vardı geçen hafta. APC'yi birazdan konuşacağız, hangi sendromlara neden olduğunu. Şimdi
toparlayalım. Midede histolojik olarak tümör hücrelerinin anormal glantlar yapmaya çalıştığı mide kanseri işte bu. Bağırsak epitelini andıran, glant yapmaya çalışan ve bölgesel glandüler kitleler yapan klasik bir intestinal tip. Gelelim buna. Bu ikisini karşılaştırmak için bu slaytı öğrenmemiz lazım öncelikle. Arkadaşlar, bunların herhangi bir kronik gastritle, intestinal metaplazi ile alakaları yok biliyorsunuz. Ama neyle var? İşte bu. E kaderin mutasyonuyla alakası var. E, A kan gruplarında daha fazla görülür. Ben bunu hiç sormam. Ben hiç umursamıyorum bile A kan grubunda ilişkili olan tümördür diye. Koinsidental olarak daha fazla ama E kaderin mutasyonu bir numaralı sorudur. E kaderin mutasyonu olduğuna göre arkadaşlar nasıl bir büyüme paterni gösterecek bu tümör hücreleri? Difüz infiltratif, tüm organa yayılacak tarzda difüz ve infiltratif büyümeyi tercih edecekler. Üçüncü cümle. Peki bunlar doğal olarak köken aldığı hücreye benzemiyorlar. Neden? Çünkü köken aldığı hücrenin E kaderini var ama bunların yok. Dolayısıyla kötü diferansiye mide kanseri olduğunu unutmayacağız. Bunlar kötü diferansiye tümörlerdir. Ve E kaderin mutasyonuyla geldikleri için genellikle bunlar otozomal dominant kalıtıldıkları için arkadaşlar 65 yıl beklemeye gerek var mı? Yok, germline mutasyonuyla doğmuş bir çocukla düşünün işte. Bunlarda genellikle tümör yaşı olarak 20-25 verilir sorularda. Gencecik erkekler verilir mesela. Ailede tümör hikayesi vardır. 23 yaş erkekler çakar soruyu. Yaptılar da birazdan gösteririm. Gençlerde görülür bunlar arkadaşlar. Peki olay şu. Az önce tahtaya çizdiğim şekli hatırlarsanız sağ taraftaki tümör hücrelerinin ne özelliği var? Bunlar birbirlerine bağlanamadıkları için zaten mide duvarını difüz bir şekilde infiltre ediyorlar bakın. Ve yoğun bir fibroplastik stroma da içeriyor. Yani sert sikiroz bir tümör. Aşırı fibroblastik bir duvar. Sert kalın bir duvar. Ve mide duvarına tek tek dağılan hücreler görülüyor. Böylelikle midenin tamamı bir kitle haline geliyor arkadaşlar. Bölgesel nodül değil, tüm mideyi kitle haline getiriyorsunuz. Hangi organın epiteline benziyor bu tümör hücreleri? Az önceki bağırsağa benziyordu. Bu kim? Midenin bizzat kendi epiteli bunlar. Ama doğuştan E kaderini mutasyonlu olduğu için kötü diferansiye mide epiteli. Anlaştık mı? Midenin kendi öz epiteli ama orijinaline benzemeyen kötü diferansiye mide epitelleri bunlar. Diğeri bağırsağa benziyordu. Bu midenin kendi hücresi. Yalnız tabii ki arada şu fark var. Her ikisi de adenokanser ya bunların. Intestinal adeno, difüz adeno. Adeno ne üreten bir tümör hücresi demek? İçine ne üreten demek adeno? Müsin. Şimdi ikisi de müsinöz adenokarsinom ona bakarsanız. Ama şöyle bir durum var. Gastrointestinal sistemde çok fazla müsin üretimi benim istediğim bir şey değil. Normalde bak bu ters cümleyi bilin. Örnek deriden bir squamous kanser gelişti. Ne üretirse iyi diferansiyedir? Keratin. Normal klasik bir squamous gibi keratin üretiyorsa iyi diferansiye. Ama mide ve bağırsakta bu tür müsinöz hücrelerden gelişen kanserlerde normal müsin üretimini artırırsanız bu bizim için kötü diferansiye göstergesi olur. Burada zıtlık var, dikkat edin. İşte bu. Onun en güzel örneği difüz adenokanserler. Anormal müsin içerirler arkadaşlar. Ve bu müsinin özelliğiyle de hatta biyopside göstereyim. Şöyle, gerçeği gelecek birazdan. Bakın kocaman bir müsin vakuolü ve bu müsin tarafından perifere itilip sıkıştırılmış hücrenin çekirdeği. Biyopside müsin şeffaf görüldüğü için içi boş bir büyük hücre, köşeye sıkışmış bir çekirdek. Bunun özel ismi de taşlı yüzük hücresi tabii ki arkadaşlar. Taşlı yüzük hücresinin görüldüğü kanser difüz mide kanseri. Tabii ki sadece midede olmaz bunlar. Müsini fazla üreten pankreasta da taşlı yüzük olur, kolonda da taşlı yüzük olur, memede de taşlı yüzük olur. Yani olur, hepsinde olur. Yeter ki müsini fazla üretsin. Buraya spesifik değil. Bakın bunlar midenin adenokanserleri, intestinal adenokanserleri. Görüyor musunuz? Gayet olgun bir müsini var. Sırt sırta dayanmış böyle çit gibi tümör hücreleri ama hepsi displastik tabii, malign hücreler bakın. Klasik intestinal sisteme benziyor. Bağırsak da böyle zaten. Kendini ona benzetiyor tipik olarak. Ama gel gelelim şuraya. Sağ alt köşedeki 50'lik büyütmelere bakarsanız arkadaşlar içi müsin nedeniyle bomboş görülüyor. Biyopside perifere itilmiş çekirdekler. Tipik taşlı yüzükler de bunlar işte. Anlaştık mı? Hani biyopsi fotoğrafı koyarlarsa soruya, bu klasik bir taşlı yüzüktür. Ama genellikle de bu fotoğrafı destekleyen kelimeleri de cümlede verirler. Doğal olarak ikisini de görür, soruyu çözeriz. Şimdi arkadaşlar burayı bir toparlayın isterseniz. Bakın birisi kronik iltihap zemininde intestinal metaplazi, diğeri tamamen E kaderi. Biri iyi diferansiye, diğeri kötü diferansiye doğal olarak. Tamam. Birisi ekspansif büyür, bölgesel tek kitle, öbürü tamamen mideyi kaplar ve difüz büyür. Biri ileri yaş erkeklerde, biri genç insanlarda görülür. Birinde bağırsak epiteli, birinde mide epitelinin bizzat kendisidir.
Tamam mı? Birinde APC mutasyonları görülüyorken bunda E-kaderin mutasyonları görülür dedik. Başka söylemediğim bir şey var mı? Hepsini söyledim değil mi satır satır? Tamam. Soruda da karşılaştırırız. Şimdi her ikisi de adenokarsinom. Geçen haftadan hatırlayın. Karsinomlarda en önemli prognoz kriteri tümörün nesiydi? Evre. Evre TNM. Karsinomlarda evre. Aman ha. Karsinomlarda evre. Şimdi tümörün evresinde TNM T, hatırlayın T boyut değil mi? Gastrointestinal sistemdeki tümör T'leri daima vertikal boyuttur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Vertikal boyut. Doğal olarak bize şöyle bir ifade geliyor. Erken mide kanseri ne demek? Erken mide kanserinin tanımını çok sorarlar ama bir yerde tuzak kurarlar. Bakın şuranın mukoza olduğunu düşünün. Şuranın bazal membran olduğunu, şuranın submukoza, şuranın da tunica muscularis olduğunu düşünün. Arkadaşlar erken evre gastrik karsinomlar bakın mukoza ya da submukozaya kadar invaze olmuş bir tümörü ifade eder. Yeter ki kasa dokunma. Şurada yakala. Mukozada ya da submukozada. Beraberinde lenf nodunun varlığı, yokluğu beni hiç ilgilendirmez. Çünkü burada N harfi beni ilgilendirmiyor. Bizim için T harfi önemli erken gastrik karsinomda. T harfi nedir? Mukozada ya da submukozadayken yakalanmış tümörlere erken gastrik karsinom denir. Bunu burada wedge rezeksiyonla çıkardığınız zaman kesinlikle hastanın hayatını kurtarırsınız. Ama gider tunica muscularis'e dokunursa o zaman yanarız işte. O zaman evre fırlar yukarıya doğru. Bakın ne demiş? Muscularis mukozaya ilerlemiş lenf nodu tutulumu olan mide kanseri erken evre midir? Evet. Sonuçta submukozaya kadar inme hakkımız var ama tunica muscularis'e yok. Anlaştık mı? Tonika muskularisa tutunursanız o erkenlikten çıkar. Peki, gelelim şuna. Arkadaşlar, difüz mide kanserleri midenin tamamen duvarına yayılır dedik. Doğal olarak duvar sertleşir, dezmoplastiktir, sikirözdür, fibrotiktir, kalın tahta gibi bir mide görürsünüz. Buna linitis plastika deriz. Şimdi, difüz infiltratif mide kanserinin mideyi bu kadar sertleştirip kalınlaştırmasına linitis plastika diyoruz. Bakın sağ tarafta, size göre sağ tarafta intestinal adenokarsinomu görüyorsunuz. Midenin antrumuna yerleşmiş tek bir kitlemiz var. Başka da hiçbir şey yok. Ama sol tarafa baktığınız zaman midede anormal bir kalınlaşma ve yaygın duvar sertleşmesi görüyorsunuz. İşte bunun adı da linitis plastika. Sol tarafta gördüğünüz midenin adı linitis plastika. Aşırı fibroblastik stroması var. Taş gibi kollajenize bağ dokusu ve içinde de yaygın difüz kanser epitel hücreleri. Anlaştık mı? Hepsi de taşlı yüzük onların. Peki, gelelim şuna bak. Aynı şey. Her türlü karsinomda olduğu gibi mide kanserinin en önemli prognostik faktörü nedir? Nedir arkadaşlar? Evre. TNM. Bunu asla unutmayın. TNM. Bakın ne diyor? İnvazyon derinliği. T demek zaten gastrointestinal sistemde. Metastaz NM. Lenf nodu ve uzak organ. Dolayısıyla TNM tüm karsinomlarda unutmayın ne olur. Prognozun en önemli kriteridir arkadaşlar. Peki. Şimdi geldik midenin diğer malign tümörlerine. Geçen haftanın bir küçük tekrarı olsun. Midede lenfoma gibi, gastrointestinal stromal malign tümörler gibi başka maligniteler de görebilirsiniz ki anlatacağım birazdan. GIST'i de bunu da arkadaşlar. Midede bir lenfoma görüyorsak bu bir organ lenfomasıdır ve midede bir lenfatik doku varlığından dolayı çıkar demiştik, hatırlayın. Ne demiştik onlara da? MALT, hatırlayın. Bakın, ekstranodal lenfomaların en sık izlendiği organ nedir? Midedir. En çok mideden çıkar ekstranodal lenfomalar. Midenin en sık görülen lenfoması, evet. Ne demiştik? Non-Hodgkin lenfomalar organlardan çıkabilir. Hangi non-Hodgkin organdan çıkarsa çıksın, midedeki o lenfomalara üst isim olarak bir şey deriz demiştik. Neydi o? MALT lenfoma. Midede en sık görülen lenfoma nedir arkadaşlar? MALT lenfoma. MALT ne demek? Mukoza ile ilişkili lenfatik dokunun lenfomaları, MALT lenfomalar. Peki, mide MALT lenfomasında en önemli etiyolojik faktör nedir? Birinin kronik inflamasyonu. Gene dönüp dolaşıp aynı adama denk geliyorsunuz. Helikobakter pylori'ye bağlı kronik inflamasyon maltomanın da en sık sebebidir. Geldik şuna. Bu TUS'ta yok henüz bakın. Maltoma'daki translokasyonlar. Geçen hafta ne demiştik? Bu hücreler B lenfositleridir. Hatırlayın. B lenfosit kaynaklı non-Hodgkin lenfomalardır. Yüzey reseptörleri B reseptörü olmak zorundadır. Hatırlarsanız. Ve ne demiştik? Bunlardaki translokasyonlar en sık olanını bilin. MALT1 diye bir geni kodlayan 11-18 translokasyonunda MALT1 geninin aktivasyonunu görmüştük, hatırlayın. MALT1 geninde aktivasyon 11-18 translokasyonu.
Bir de immünistokimyasal özellik, tabii ki bunlar B lenfosit kaynaklı non-Hodgkin lenfomalar olduğuna göre 19-20 normal B fenotipleri, 43 ise mant lenfoma fenotipidir, bunu unutmayın. 19-20 B lenfosit fenotipleri, 43 ise mant lenfoma B lenfosit fenotipidir. 19-20 ve 43 pozitifliği. Evet, son iki slaytıma dikkat edin, onlar yeni derken sorulmamış bilgiler. 11-18'ler ve 43'ler sorulmamış bilgiler arkadaşlar. Ve GIST. GIST tümörü diye bir tümörümüz var, az önce konuştuk ismini. Arkadaşlar, GIST kimden köken alan bir tümördür? Stromal dediği adından belli zaten. Kimden köken alan bir tümördür? Gastrointestinal sistemin stromal peristaltizmini oluşturan, değil mi? Kajal dediğimiz bir hücreden köken alır. Bakın, eğer bu kısa nottan takip ediyorsanız benimle aynı sırayla altını çizin lütfen. Gastrointestinal sistemde en sık görülen mezenşimal tümör GIST'tir arkadaşlar ve en sık mideye yerleşir. Her organda görülebilir GIST'te ama en çok midede görülür. Bunlar spesifik spot soru. Şimdi kimden köken alır? Kajal hücrelerimizden. Biliyorsunuz bunlar bizim intestinal pacemaker hücrelerimiz. Yani peristaltizmi tetikleyen hücreleri doğurabilen bir kök hücredir. Peristaltizm dediğiniz zaman insanın aklına önce kim gelir? Düz kas. Anne kajal. Peki düz kaslara impuls veren kim var? Mezenterik submukozal plexuslarda. Ganglion hücreleri. Ganglion hücreleri impuls versin, düz kas kasılsın, öyle değil mi? İşte ganglion hücrelerin annesi de kajal. Dolayısıyla gastrointestinal sistem hücrelerinde hem mienterik plexus hem submukozal plexus hücrelerinde bulunan peristaltizmi sağlayan hücrelerimizin annesi bu kajal. Onları doğurabilen bir hücre. Anlaştık mı? Kök hücre. İşte kajal kaynaklı tümörlere de GIST adını veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Geçen haftadan hatırlayın, kit GIST diye aklımızda tutmuştuk. Yüzey reseptörü, büyüme faktör reseptörü, C-kit 4 defa tuz sorusudur tek başına. Numarası 117. Belki böyle sorarlar ama hep kit diye verdiler zaten TUS'ta. İkinci sırada PDGFR mutasyonu. Bakın bu bekliyor. Bunun altını çizeyim. Diğerlerin hepsi TUS sorusu oldu. Şunun altını çizeyim. Altını çizdiğimiz henüz TUS'ta yok. Bir de ünlem koyalım arkadaşlar. Şuna dikkat ederseniz, böyle stromal tümörleri izole olarak çok fazla görmüyoruz. Böyle bir stromal tümör karşılaştırdığınız zaman bir Carney sendromu bir aramak lazım. Hatırlar mısınız? Geçen hafta kalpte bir tümör vardı. Erişkin tümörü. Miksoma. Miksomalar da izole olmaz diye Carney'den bahsetmiştik. Carney'i endokrinde anlatacağım. Bir grup tümör sendromudur Carney. Arkadaşlar, GIST'ler var, miksoma var. Şu ana kadar iki oldu. Geçen haftadan hatırlarsanız. Devamını zaten bir grup halinde konuşacağız. Son olarak Carney'i bilmekte fayda var. Buraya da bir ünlem koyalım. Şöyle sevgili arkadaşlarım, bakın, Vimentin ne göstergesiydi? Vimentin mezenşim. Zaten bu da mezenşimal olduğuna göre siz bana mideden bir kitle gönderdiniz. Kitle Vimentin pozitif. Adenokanser düşünmem, öyle değil mi? Doğal olarak bunu bilmek bile tek başına çok önemli. Çünkü lenfoma da Vimentin boyanmaz, adenokanser de Vimentin boyanmaz. Ama bu Vimentin boyanır. Daha öteye gitmeye gerek yok TUS seviyesinde ama CD34 ve DOG immünistokimyasal pozitiflikleri bence çok ağır TUS için. Yani Vimentin'le boyanan başka mide tümörü yok zaten, olamaz da. Mecbur GIST olacak, değil mi? O yeter aslında bize. Peki. İşte bakın şu. Bu biraz uç bilgi oldu. Mitokondriyal süksinat dehidrogenaz enzim mutasyonunda oluşan tümörler. Carney-Stratakis sendromu, Stratakis'ini boşver. Carney sendromu, işte bu GIST ailesinde bizim için önemli. Diğeri de paraganglioma, yani endokrinde anlatacağım dedim ya size, Carney'i oraya geldiğimizde bir grup olarak konuşacağız arkadaşlar. Bu biraz uç bilgidir. Mitokondriyal süksinat dehidrogenaz enzim mutasyonunda oluşan Carney sendromu ve GIST. Prognoz faktörü, arkadaşlar şöyle düşünün. Bu bir karsinom mudur, bu bir sarkom mudur malinleştiği zaman? Sarkom. Sarkomlarda en önemli prognoz kriteri neydi? Tabii bakın,
Karsinomlarda evre, sarkomlarda great, değil mi? Geçen hafta özellikle söylediğim şey bu. O zaman topu bana atacaksınız. Bu bir sarkom çünkü. Sarkomlarda topu bana atın. Ben karsinomlarda topu size atarım. Açıyorsun bak. Ben bir patolog olarak bir tümörün grade'ini incelerken nesine bakıyorum hücrenin? Çekirdeğine. İyi diferansiye ise yavaş bölünür. Kötü diferansiye ise hızlı bölünür. Orijinaline göre, değil mi? Bakın, kırmızı büyük puntolu mitotik indeks. Bir tümör biyopside ne kadar hızlı bölünme indeksine sahipse onun grade'inin kötü olduğunu, yüksek olduğunu anlayabiliyorsunuz. Doğal olarak bakın, hızlı mitoz tümörü de hızlı büyütür ve tümör boyutu da hızlı artar. Burada mitotik indeks bizim için çok çok önemli ve bir numaralı kriterdir arkadaşlar. Gastrik yerleşimler ince bağırsaklara göre daha az agresiftir. Yani onun sebebi de iyi diferansiye olması zaten. Tamam mı? Burada mitozun hızına bakın, bizim için yeterli. Gelelim şimdi bu grubun sorularına. Midenin antrumunda nötrofil, subepitelyal plazma hücreleri ve lenfoid foliküller saptanan bir hastada en olası tanı. Antrum, distal mide. Ne olmuş bunlara? Bak, plazma ve lenfoid, kronik iltihap antrumda ama aktivasyonu var. Ne bu arkadaşlar? Helikobakter, değil mi? Helikobakter pylori gastriti. Devam ediyoruz. Bakın, otoimmün gastrit için hangileri doğrudur? Bu eski bir spot bu, tuz spotu. Asit sekresyonu azalmıştır otoimmünlerde, doğru mu? Artı karsinoid gelişmesine neden olabilir, değil mi? 2 ve 3 burada doğru. Diğerleri öbürünün özelliğiydi. Menetriyel ile ilgili hangisi yanlış? Mide asit salınımı artmıştır. Protein kaybettiğinden nötropatidir. Üste sonucu gelişebilir. TGF-alfa ve mide adenosyal riski artmıştır. Arkadaşlar, bu aynı zamanda bir şey kaybettiren enteropati. Bursa'da olduğu gibi aşırı emlim yüzeyi artışı nedeniyle yalnız bir şey artmış olmaz. Hangisi artmış olmaz? Menetriyel hastalıklarında aşırı mide asit salınımı yok. Orada epitel hiperplasi, foveolar büyüme var ama mide asit salgısında artış görmeyiz. Anlaştık mı? Parietal epitel üzerinde artış ve mide asit salgısında artış görmeyiz. Aşağıdakilerden hangisi fundik gland poliplerinin özelliklerinden biri değildir? Bu önemli bir soru bakın. TUS'ta yok henüz. FAP'ta görülebiliyorlar. Yaygın G hücrelerinden oluşuyorlar. Hatırlayın, fundikler parietal ve esas hücrelerden oluşurlardı. Bunlardan değil. Korpus fundusa yerleşirler. Denizde, doğru zaten. PPI'de sayıları artabilir. Doğru. Peki. Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için risk faktörleri arasında yer alma olasılığı en düşüktür? Helikobakter, otoimmün, adenomatoz, akut eroziv gastrit. Hangisi kanser riski değildi? Akut eroziv gastritlerden kanser gelişmez. Aşağıdakilerden hangisi intestinal tipte mide adenokarsinomları özellikleri arasında yer almaz? İleri yaş erkek, metaplaz zeminden gelişme, taşlı yüzüklerin görülmesi. Bu diğerinin özelliği hatırlarsanız. Ekspansif ve iyi diferansiye, evet doğru. Başka, erken dönem mide kanserinde gözlenen patolojik bulgulardan biri değildir. Ne dersiniz? Derste de çok gösteririm bu soruyu. Çok da beğenirim. Çünkü C şıkkı fena halde bir çeldirici. Ama Edirne yanlış. C niye doğru? Muskularis mukoza zaten mukozadaki kas tabakası doğal olarak tutulmuş olmak zorunda, değil mi? Erken mide kanserine de dedik, tunika muskularis'e gitmesin. Muskularis mukoza tutulabilir ama tunika muskularis'e gidemez demiştik hatırlarsanız. Midenin en sık görülen mezenşimal tümörü. Bu soru şöyle, GIST, leiyomiyom da olsa, miyosarkom da olsa, nörinom da olsa, ganglionörinom da olsa, bunların tamamına GIST denildiği için arkadaşlar, aynen şu mide lenfoması gibi, hangi nonoşkin tipi olursa olsun onlara malt lenfoma denir demiştik ya. Dolayısıyla önce ailenin adını vermeniz lazım. Midede en sık mezenşimal olarak GIST görülür. Deseydi ki gastrointestinal stromal tümörler içerisinde en sık kim görülür? O zaman leiyomiyom en çok görülendir tabii ki. Anlaştık mı? Önce ailenin adını verirsiniz stromal deyince, ama GIST ailesi içinde derse leiyomiyom dersiniz. Başka var mı? Hangisi lenfoma için yanlıştır? En sık demiş ekstranodal lenfomadır. Antrumdan çıkar, 11-18 helikobakter, anaplastik büyük hücreli lenfoma tipindedir en sık. Onlar T kaynaklıdır biliyorsunuz, anaplastik büyük hücreli lenfomalar. ALK, Atnalı translokasyon 2-5 hatırlayın geçen hafta. Bunlar B olmalı. Peki. Şimdi gelelim ince ve kalın bağırsak hastalıklarına. Arkadaşlar, bir iki tane malabsorpsiyon beklediğim soruları söyleyeyim. Arkasından ülseratif kolit, kronikilisi ve mide bağırsak poliplerine geçeceğiz. Şimdi abetel lipoproteinemiyi öğrenebilmek için önce şunu bir görmenizi istiyorum. Arkadaşlar bakın, çok uzun değil konu. Otozomal resesif geçişli bir herediter
malabsorpsiyon. Bakın, yağ asitlerinin bağırsak mukozasından emilmesi ve şilomikron şeklinde şuradaki lenfatik akıma geçtiğini görüyorsunuz. Normalde emilimimizin özelliği bu. Yağ asitlerini alırsınız, şilomikrona çevirirsiniz, onu da lenfatik akıma verirsiniz. Normalde bu. Şimdi abetalipoproteinemide otozomal resesif olarak geçen iki tane protein mutasyonu var. Trigliserit transfer faktörü ve ApoB, apolipoprotein B. Bunlar da mutasyon olduğu zaman arkadaşlar, hastalar yağ asitlerini emer ama şilomikron olarak paketleyebilme yeteneğini kaybederler. ApoB ve TTF şilomikron için gerekli. Dolayısıyla emilen yağ asitleri hücrede birikir ama şilomikrona çevrilemez. Anlaştık mı? Hücre yağlanır, yağlanır ama şilomikron yapamaz. Dolayısıyla kan akımına da, daha doğrusu lenf arkasından kan akıma da şilomikron veremezsiniz. Böylelikle çocuklarda yağ eksikliği kendini gösterir. Epitel hücreleri de yağlanıp yağlanıp şişer. Sağ tarafta yağ eksikliğinin en erken bulgularını görüyorsunuz. Membran fosfolipitlerini üretemeyeceğiniz için çok hızlı bölünen hücrelerde membran defekti kendini gösterir ki en hızlı bölünen hücremiz hangi hücremiz, hangi grup hücrelerimiz? Kemik iliği. Kemik iliği en hızlı bölünen hücreler olduğu için bakın periferik kanda akantosit tarzındaki membran bozukluklarını sağda görüyorsunuz arkadaşlar. Bize biyopsi gönderirseniz ben de duodenum mukozasında yoğun bir şekilde yağlanmış epitel hücreleri görürüm, değil mi? Yağlar orada depolandığı için yoğun bir şekilde yağlanmış intestinal epitel görürüm. Siz de periferik kanda akantosit görürsünüz. Dolayısıyla sorumuz bunlar bakın. Otozomal resesif, ApoB ve trigliserit transfer proteini eksik, eritrositlerde akantosit ve bağırsak enterositlerinde lipid vakuollerinin depolanmasıyla karakterize bir malabsorpsiyon. Başka bir şey yok, anlaştık mı? Başka bir şey sorulamaz zaten, bu kadar. Gelelim çölyağa. Çölyak da otoimmün kaynaklı bir malabsorpsiyon, hepimizin bildiği gibi arkadaşlar. Burada çoğunuz çok iyi biliyorsunuz ilk slaytı. Belki arkadaki slaytta bir iki tane spot soru olur. Bakın, gluten, kabul, onun da yapı taşı olan gliadin daha da kabul. En çok böyle sorulur çünkü. Antigliadin antikorlarıyla karakterizedir. Tahıllarda bulunan gliadine karşı antikorlarla karakterizedir. Bunların adına antigluten derseniz kabul ederim, antigliadin derseniz kabul ederim. Antiendomisyal ya da antidoku transglutaminaz da derseniz kabul ederim. Hepsi aynı yere saldırıyor çünkü. Özellikle pediatri bunları seviyor, bu iki ismi vermeyi seviyor arkadaşlar. Neyse, hepsi aynı şey zaten. Peki nereye saldırıyor? Doğal olarak gliadinin emilim yüzeyi olan duodenuma arkadaşlar. Duodenumdaki emilim parmakçıklarının adı nedir? Villus. Bu villuslere karşı otoimmün saldırı yaparsanız eğer, biz bu villuslerde atrofi görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki villuslerde yıkım görüyoruz. Ama tabii bildiğiniz gibi sevgili dostlarım, bunlar geçici. Diyetten siz bunu çıkartırsanız bu villüsler epitel olduğu için kendini onarır ve eski haline dönerler. Yani geri dönüşümlü villüs atrofisi diyelim en doğrusu. Geri dönüşümlü villüs atrofisi görüyoruz arkadaşlar. Bakın ne demiş? Epitelde de bol bol plazma hücrelerinden zengin infiltrasyon. Plazma hücresi ne demek? Oto antikorları üreten plazma hücresi olmuyor mu bu hastalarda? Doğal olarak plazma hücresinden zengin infiltrasyon ve virüslerde atrofi bize tanı koyduruyor. Bakın ütülenmiş gibi bir duodenum görüyorsunuz. Normalde bunun böyle testere ucu gibi olması gerekiyorken dümdüz ütülenmiş bir duodenum görüyorsunuz. Çünkü çölyaklarda atrofiye gidiyor. Heh, şu ana kadar hiç duymadığınız bir şey söylemedim değil mi ilk slaytta? Hepsi hepimizin bildiği şeyler. Hangi HLA pozitifliğinde, bak biraz daha bir tık üst seviye, HLA-DQ 2 ve 8. Belki hani hangisi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır gibi bir soru. Cinsiyet olarak çocuk ve erişkinlerde bir fark var. Çocuklarda eşitken, erişkinlerde kadın. Doğal olarak otoimmünler hep kadın cinsiyeti ön planda tercih eder demedik mi? Bu yaşlarda 20-30'a geldiği zaman kadınlar ön plan doğal olarak. Peki, şimdi her organdaki lenfositlerin kronik saldırısı gibi burada da bazen kanser oluşumuna neden olabiliyor çölyak. İki tane kanseri burada görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Birisi bakın. Adenokarsinom riskini artırıyor intestinal sistemde ama önemli olan lenfoma. Tüm otoimmünlerde lenfoma görebiliyoruz, hatırlayın. Sjögren'de bile tükürük bezini görebiliyorduk. Ama onlar ne tip lenfomaya öncül? MALT. MALT'ın histolojik özelliğine B hücreli difüz büyük hücreli lenfoma, değil mi? Ama bunlar intestinal T. İşte bu.
İki tane spot sorumuz olacak. Bir, buradaki T lenfomasını unutmayacağız. İki, DQ2, DQ8 unutmayacağız arkadaşlar. Bir de şunu da söylemekte fayda var Whipple'a geçmeden. Bizim bağırsak epitelimize saldıran antikorumuzun tipi hangisi? Mukozal yüzeylere saldıran antikorumuz kim olur bu durumda? Hem koruyan hem saldıran IgA değil mi? IgA saldırmıyor mu mukozalara? IgA'nın çapraz reaksiyon verdiği hastalıklar görebilirsiniz eş zamanlı. Deriye saldırıp bül yapabilirler. Neydi adı? Dermatitis herpetiformis sonra ve böbrek. Geçen hafta onu bir aradan anlattık. Bugün de anlatacağım yine. IgA nefropatisi. Yani bu üçünü bir arada görebilirsiniz diye son bir cümleyle nokta koyalım. Gelelim Whipple'a. Şimdi Whipple'da enfeksiyöz ve en çok sorulan malabsorpsiyon sendromudur arkadaşlar. Mikrobiktir yani. Önce şuradan başlayalım. Etkenimiz Trofirma Whipple'i, bunu unutmamanız lazım. Actinomyces Trofirma Whipple'i ve sadece bir emilim bozukluğu değil, aynı zamanda bakın deriyi tutabilen, eklemi tutabilen, santral sistemi tutabilen, multisistemik bir hastalık. Ama konumuz bağırsak olduğu için biz esasında öncelikle bağırsağa bir bakalım. Soru 1, etkenimiz Trofirma Whipple'i. Soru 2, bakın şimdi duodenumu enfekte etti Trofirma Whipple'i. Buradaki virüslerin lenfatik akımın içinde bol bol Actinomyces görüyorsunuz. Şunların tamamı Actinomyces'ler, şunların tamamı Actinomyces ve makrofajlarımız her zaman yaptığı gibi geliyor Actinomyces'leri fagosite ediyor. Yalnız burada henüz tam açıklayamadığımız bir olay var. Şu bakın makrofaj, içinde de Trofirma Whipple'i var, basile benziyor böyle. Makrofaj bunu fagosite etmiş ama inflamasyonu başlatamıyor bir türlü. Yani interleukin ve TNF salgılayamıyor bir türlü. İnflamasyon bloke oluyor. Dolayısıyla şurada gördüğünüz içi bakteri dolu makrofajlar sayıca artmaya başlıyor, artmaya başlıyor, artmaya başlıyor ve buradaki lenfatik akımın tıkanmasına neden oluyor soru. Whipple'da niye malabsorpsiyon olur? Lenfatik akım tıkandığı için. Kim tıkar? Bakteri dolu makrofajlar. Şimdi böyle bir malabsorpsiyonda siz bana biyopsiyi gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ben bu biyopside şuradaki bakterileri görüyorum. Trofirma Whipple'nin glikoprotein kapsülü bir boyayla boyanıyor. Neydi boyası glikoproteinlerin? Pas. Gördüğünüz mor çubukların tamamı bakteri işte arkadaşlar. Bunların pas pozitif boyanmasıyla tanıyı koyuyoruz. Hemen soruyu göstereyim. Whipple hastalığında makrofajlar bağırsak haricinde az önce saydık işte eklem, beyin vesaire bakın hepsini söyledim, kalp her yerde birikebilir de konumuz onlar değil. Whipple hastalığında malabsorpsiyon mekanizması nedir? Lenfatik akımın makrofajlarla tıkanmasıdır. Bu çok önemli bir cümledir, dikkat edin. Ve biyopside mikroorganizma yüklü makrofajlar hangi hastalıklarda görülür? Ha soru şu, ben size duodenum pas pozitif makrofajlarla yüklü dedim. Hemen cevabınızda Whipple'ları arayın. Ama bakın iki kişi var pas pozitif boyanan duodenumda. Whipple ve intestinal tüberküloz. Ama her ikisinin pas pozitif boyanması şöyledir. Whipple tanısı için yeterlidir soruda. Ama tüberküloz tanısı için pas kelimesi yeterli değildir. Onun bir de asit alkali dirençli basildir demesi gerekir. Anlaştık mı? Sadece pas pozitif deyip bırakıyorsa orada Whipple'a işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen köşeye bir kutu yapın siz de. Duodenum artı pas pozitif makrofaj. Bu kelimeyi gördüğünüz her soruda Whipple'ı işaretliyoruz. O pasın başka tanısal özellikleri de var. Yeri geldikçe anlatacağım size. Duodenum artı pas pozitif makrofaj eşittir Whipple. Her yerde her zaman soru. İster cerrahi olsun ister patoloji. Anlaştık mı? Bunun pas hepatositi var, bunun pas mesanesi var. Hepsinin eşittir ne olduğunu konuşacağız. Evet, güzel bir cümle bakın. İntestinal epitele karşı enterosit dediğimiz döşeyici epitel ve goblet hücrelerine karşı antikorun görüldüğü otoimmün bir bağırsak hastalığı. Kim bu? Otoimmün enteropati. Otoimmün enteropati ile karakterize IPEX sendromu. Bunu bilmelisiniz arkadaşlar. IPEX sendromunun açılımını yapıyorum. Bu da 2018'de keşfedilen bir tablo. Yeni bir bilgi bizim için. Bakın I, immün disregülasyon demek. Yani immünite sistemde bozulma. P, poliendokrinopati demek. E, otoimmün enteropatinin E'si. Ve X'e bağlı geçiş. Yani herediter bir otoimmün hastalığımız var aynı zamanda. Arkadaşlar hatırlayın geçen hafta otoimmün hastalıklarda hangi hücre salak salak kanda dolaşır demiştim. T helper hatta 1. T helper 1'ler değil mi? Hatırladınız mı? T helper 1 bu sefer döşeyici bağırsak epitelinin tipini beğenmeyip ona saldırıya geçiyor ve ona karşı antikor oluşturtuyor. İşte immün disregülasyondan bahsettiğimiz T helper bozukluğu bu arkadaşlar. İmmün disregülasyon, polyendokrinopati, otoimmün enteropati ve X. Gelen soru çok önemli çünkü. Şimdi bak,
Otoimmün enteropatide mutasyona uğrayan T lenfosit regülasyonundan sorumlu gen. İşte bak T lenfositin kafası bozuldu gene. Kim bu? FOXP3. İşte doğrudan sorudur bu. Bu dönemin inşallah. Buna dikkat. T helperların fonksiyonlarını düzenleyen bir gendir aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar daha çok genel cerrahide sorulan bir ülserleşme oluyor. Lümendeki ülserlerin tipleri hangi hastalıklarda görülür diye ben size spot olarak söyleyeyim, geçeyim bakın. Bağırsakta lümende paralel, oval, yuvarlak, yumurta gibi ülserlerin oluşmasıyla tifoyu düşünüyorsunuz. Uzun eksene dik ülserler şu şekilde. Yukarıdan aşağı dik kesen ülserleri tüberkülozda görüyoruz. Ağzı dar, tabanı geniş, huni gibi olan ülserleri ise arkadaşlar amip ülserlerinde görüyoruz. Biz pek sormayız. Ayda yılda 40 yılda bir patoloji sorar ama genelde genel cerrahidir bunlar. Aklımızda bulunsun. Şimdi bu dersimizin son başlığı yavaş yavaş. İnflamatuar bağırsak hastalıkları kelime kelime sorudur, aklınızda bulunsun. Ve tek başına 49 adet sorusu var. Sadece bu grubun, patoloji değil tabii, bütün branşlardan soru geliyor. Ve toplamda yuvarlak hesap 50 tane sorusu var. Ama 50 tane bilgisi yok, onu da söyleyeyim. Sırf 17 tanesi patoloji o soruların. Yani 3'te 1'i patoloji. Dahiliye ve genel cerrahi paylaşıyorlar böyle. Şimdi bak. Kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları. Geçen ders kronik gastrit anlattığım şeyin aynısı. Şimdi bakın, bunlar genellikle idiopatiktir arkadaşlar. Sebepleri tam olarak bilinmez. Ama etiyolojide bilinen iki tane parametre, birkaç parametre var. NOD2 mutasyonunu özellikle Crohn'da unutmamakta fayda var. Bu da T helper düzenleyici gendir. NOD2 mutasyonu. Bunun dışında interleukin 23 reseptör polimorfizmi, ülseratif kolit ve krona karşı koruyucudur bu sefer bakın. Bunlar riski düşürür ama NOD2 riski yükseltir. Mutasyon olarak riski yükseltir. Bunu bilmemiz lazım. İkincisi, aberran mukozal immün yanıt. Bakın T helper 1'lerin kronik aktivasyonu. Döndün dolaştın aynı şey geldi işte. T helper 1 sürekli duvara saldırıya neden olabiliyor arkadaşlar. Diğer risk faktörleri apandisit, mapandisit. Bunu boş verin. Sigara. Sigaranın ülseratif kolit riskini azalttığını ama kron riskini artırdığını görüyorsunuz. Benim kırmızıya boyadığım üçünü unutmayın, olur mu? NOD2'yi unutmayın. İnterleukin 23 polimorfizminin koruyucu olduğunu unutmayın. Sigaranın ülseratif koliti artırmadığını, kronu artırdığını. Tamam? Bir de onu unutmayın yeter. Bu kırmızılar bizim için önemli. Şimdi geliyoruz ortak histolojilerine. Kronik gastritlerdeki ortak histolojinin aynısı burada da var arkadaşlar. Bunlar da kronik inflamatuar bağırsak hastalığı. Yani bakın şimdi şu üste çizeyim. Normalde mukozal kabarıklıklar kript normal, bakın her şey normal. Ama parçalanmaya başladı ve tamamen atrofiye gitti. Biyopsiyi buradan gönderdiniz. Biyopside bir numaralı bulgumuz nedir? Kronik iltihap hücreleri. Az önce çizdim ya aynısını. Makrofaj, plazma. Kronik iltihap hücreleri, evet. İki numarada ne var bakın? Bağırsak mukoza ve glantlarında yıkım ve atrofi. Doku yıkımı. Üç, premalenite. Aynısı. Midede söylediklerimiz aynısını burada da bağırsak için söylüyorsunuz. Mantığını anlaştın mı? Şimdi, bakın. Kriplerde distorsiyon ve parçalanma, şu testere gibi olan kriplerdeki yıkımı ifade eder. Kronik hücrelerin infiltrasyonu, bakın kronik iltihap hücre infiltrasyonu, mukozada, glantlarda atrofi ve yıkım ve mide metaplazisi, gastrik metaplazi ile karakterizedir. Ne oldu bakın, çapraz metaplazi ile yıllar sonra kendini mideye benzeten epitel hücreleri üretti. Mantığını anladık mı arkadaşlar? Bu çapraz reaksiyonları unutmayın. Birbirlerine diferansiye olabilirler bu iki hastalıklar, bu iki organlar daha doğrusu. Evet, şimdi... Bütün soruları çözdürebilecek ipucu bu slaytta arkadaşlar. Hepinizin bildiği bir şey, yeni bir şey değil ama kesinlikle tüm soruların altyapısıdır. Bakın şimdi, ülseratif kolitin derinliğine dikkat edin. Birazdan anlatacağım. Kronun derinliğine dikkat edin, tam kat. Öbürü yüzeysel, mukozal. Ve lineer tutulumuna dikkat edin, yani horizontal. Ülseratif kolit kesintisiz, kron atlamalı. İlk kez duymadınız, herkes biliyor değil mi artık? 1000 kere duydunuz sağda solda. Ama emin olun o kadar mı önemli? O kadar önemli. Hatta tek önemli şey. Aradaki farkı anlayabilmek için. Şunu bilen herkes soruları rahatlıkla çözer. Nereden çözer? İşte buradan çözer. Buyurun, notunuzda var. Şimdi ben bunu hep derste şöyle anlatırım. 1'den 6'ya kadar önem sırasına göre anlatırım. 1 en önemli, 6 en az önemli olur. Sizle de öyle konuşalım. Ondan sonra da zaten ara vakti geliyor. Sorularını da öbür ders görürüz. Poliplerle beraber bir yarım ders daha yaparız bununla ilgili. Arkadaşlar bakın, şimdi
önce tanımından başlamalısınız. Mesela Crohn'dan başlayalım. Ağızdan anüse kadar gastrointestinal sistemin tamamını tutabilen Crohn hastalığı en sık terminal ileumdan başlar. 1. Hastalık tanımını yapmak zorundasınız. Tüm GIS'i tutabilir, en önemli farkı bu ve terminal ileumdan başlar. Soru 1. Soru 2. Aha yıldızlı geliyor bakın. Patogenez tam kat ve atlamalı tutulum yapar. Az önce konuştuk. Transmural tutulum yapar ve atlamalı segmental tutulum yapar. Hasta ve sağlam alanlar vardır aralarda. Anlaştık mı? Bu iki. Her şeyin kilidi bu işte. Anahtarı daha doğrusu. Şimdi gelelim 3'e. Morfolojik bulgularımıza. Bakın şimdi. 2 tane mikroskobik morfoloji vereceğim size. 2 tane de makroskobik. Arkadaşlar şu bir Crohn. Crohn'un tam kat tuttuğunu görüyorsunuz. Şuradaki lenfosit ta serozaya kadar geliyor ve buraları da tutuyor. Serozadaki kronik inflamatuar hücreler temas halinde olduğu diğer organa da geçip skarla bunları birbirlerine yapıştırır ve zamanla iki organ arasında bir delik açılır. Nedir o deliğin adı? Fistül. İşte tam kat tutulumunun tipik bir sonucu fistül oluşumudur arkadaşlar. Fistül. Şurada 3 var bakın. 3. Mikroskobik morfoloji. Aynı zamanda tam kat tutan bu biyopsiye baktığınız zaman sevgili dostlar, bakın şu kalın okun ucunda bir şey var, gördünüz mü şunlar? İşte onlar Peyer tabakası, Peyer plağı lenf nodları, onu da tutup geçmiş bir inflamasyon ve kronik inflamasyon. T helper'ların lenf nodlarındaki kronik inflamasyonu ne oluşumuyla sonuçlanıyordu? Tip 4 gecikmiş, hatırlayın. Granülom. Kronlarda granülom olur mu? Evet. Sebebi ne? Tam kat tutulum yaptığı için Peyer plaklarında da kronik iltihabı uyarıyorlar. Granülom yukarıda arkadaşlar. Ben yapıyorum, siz takip edin beni. 3. Granülomlar mikroskobik morfoloji. Anlaştık mı? Diğerinde olmayacak. 4. Şimdi makroskobiye bakın. Arkadaşlar atlamalı tutulum bize ne manzarasını gösteriyor? Kaldırım taşı. Kaldırım taşı manzarası şeklinde kalınlaşmış fibrotik alanlarımız var. Hemen kaldırım taşına da bir makroskobik morfoloji diyelim. Ve yine son bir cümle. Bakın, tipik bir transmural tutulum, tamamen tam kat fibrozis. Bu bağırsağın duvarı ince ve zayıf mıdır, kalın ve sert midir? Ne dersiniz? Bence kalın ve sert, çünkü diğerinde yüzey atrofiye uğrayacak ya, onu da göreceğiz bakın. Duvar kalın ve duvar serttir. Makroskobik morfoloji. 4'e geliyoruz. Kaç defa görülür? Kaç pik yapar? 2 defa bakın. Epidemiyolojik özelliği. 30'lu yaşlarda sık görülen bir pik, 60'lı yaşlarda daha nadir görülen ikinci bir pik yapar Crohn hastalığı. 5. 5'i şuraya yazıyorum, her ikisi için de ortak olsun. Kanser riski taşır mı? İkisi de piramalin arkadaşlar. 5 ikisinin de ortak özelliği. Ve 6. En son olarak şuraya geliyorsunuz. Her ne kadar ülseratif kolitte daha fazla görülse de her iki hastalıkta da bağırsak dışında bulgu görürsünüz fizik muayenede. Kesinlikle buradan başlayarak ayrıcı tanıya girmeyeceksiniz. Çünkü bu 6 numara. En son bakacağınız şey. Ha tamam, ikisinde de artrit olur, ikisinde de siklerozan kolanjit, belki ankilozan spondilit, piyoderma gangrenozun falan. Evet, ama ikisinin de ayrıcı tanısında kesin şudur diyemezsiniz. Onun için ilk 2-3 cümle zaten ayrıcı tanı da yetiyor bize. Anlaştık mı? Aynı mantıkla, aynı sırayla diğer tarafı da görelim ve verelim yavaş yavaş. Şöyle. 1. Neydi? Tanımlama. Ülseratif kolit. Adından anlayın. Zaten kolon ülseri demek. Sadece kolonu tutar. Bakın. En sık rektosigmoid olmak üzere sadece kolonda görülen bir hastalıktır. Rektosigmoidden başlar. Peki nasıl bir tutulum yapar? 2. Bakın, o da şurada yazıyor. Yukarıda. Tutulumu mukoza ve submukozaya kadar inmiştir. Daha da aşağı gitmez. Ve atlamadan, yani lineer, difüz tutulum yapar. Az önceki slide'da gördüğünüz gibi. 2. Yukarıda. Tamam. Şimdi geldik mikroskobik morfolojiye. Arkadaşlar burada iki şey bilmeniz lazım. Bakın, izleyin bakın. Distal bir bağırsaktan çıktığı, proksimale doğru kesintisiz olarak geldiği, horizontal bağırsağı tuttu, çıkan bağırsağı tuttu, çekuma geldi, dayandı. Ne yaptı şimdi? Tablonun adı ne? Kesintisiz olduğuna göre. Pankolit yaptı, durdu. Artık ince bağırsağa geldiniz. Bazı olgularda ince bağırsak ileumda lenfosit görebiliyorsunuz. Şimdi bu hastalığın ileumu tutmadığını herkes biliyor artık. Ama böyle bir hastalıkta ileumda lenfosit görürseniz, bu lenfositin kaynağı doğal olarak geriden beslenen bir bağırsak tutulumudur. Değil mi? Bu olgular pankolit yaptıktan sonra şunu yapabiliyorlar bakın. Backwash ileit. Ne demek bu? Bu hastalarda ileitis görülürse bunun geriden gelen lenfositler tarafından yapıldığını anlayın. Çünkü pankolit olmuş olgu.
Tamam. İliyuma gelmiş, dayanmış, oraya da geçmiş anlamına gelir. İki, bir de şu biyopsiyi görelim. Bakın şunlar. Arkadaşlar, şuralar atrofik bölgeler, şu da kendini onarmaya çalışan kript. Ki epitel bunlar, bölünerek kendini onarmaya çalışıyor. Peki biz bunun ne çıkıntısı gibi görüyoruz esasında mantara benzer tarzda? Sanki bir polip olmuş ama bunlar gerçek polip değil. Bunlar kendini onarmaya çalışan kripler, yalancı polipler bir başka deyişle. Pseudo polipler bizim tipik olarak burada gördüğümüz iyileşmeye çalışan normal mukozal çıkıntılardır arkadaşlar. Anlaştık mı? Pseudo polip burada görülür. Ve bakın şununla şunun farkına bakın. Tam kat tutulumlu duvar fibrozisiyle mukoza ve submukoza atrofiye gitmiş duvar. Gördünüz mü? Şu okun ucuna şurası. Hangisinde duvar daha ince ve zayıftır bu durumda? Ülseratif kolitte duvar daha ince ve daha zayıftır. O zaman biz şurada duvar incelmiştir'e makroskopik morfoloji olarak söyleyebiliriz. Tamam. Burada duvar ince ve zayıf. Dört numara neydi? Epidemiyoloji. Bir defa pik yapar, krona göre daha erken yaşlarımızda. 20'li yaşlarda pikini yapar. Bunun zaten başka bir piki olmaz arkadaşlar. Dört dedik, beş. İkisi de kanseröz. Evet, ikisi de kanseröz. Altıya geçmeden önce 5,5. Arkadaşlar buna dikkat edin lütfen. Bakın 5,5 burada ne var? Kanda bir şey dolaşıyor. Ne dolaşıyor? Anka. Geçen haftaki dersimi hatırlıyorsunuz. Anka pozitifliği, küçük çaplı damar. Ama şıklarda küçük çaplı damar yoksa ne vardır? Ülseratif kolit ve sklerozan kolanjittir demiştim hatırlarsanız. İşte o atıfları burada yapalım artık. Kanda anka dolaşıyor arkadaşlar. Ve 6. Doğal olarak ankanın eşlik ettiği hastalık sklerozan kolanjit. E tabi biraz buna eşlik etsin ama dedim ya kesin değil. Buradaki tanı özelliğini yükseltiyor. Yani bunu gördünüz mü önce gözleriniz onu arasın anlamına geliyor. Ve özellikle bakın ankilozan spondilit gibi toksik megakolon, toksik megakolonu da yıldızlayalım. Çünkü ince ve zayıf duvar balonlaşmaya daha müsaittir. Her türlü olguyu her ikisinde de görebilirsiniz ekstra intestinal muayene bulgularını ama tabii ki bunları özellikle ülseratif kolit için eşleştirebiliriz. Çünkü o da anka pozitiftir. Sklerozan kolanjit. Anlaştık mı? Bunları karaciğere geldiğimizde konuşacağız. Evet, son cümlem ne olsun? Bakın duvar difüz kalın, transmural tutulumlu, difüz tutulumlu kaldırım taşı ve pseudopolipler ve incelmiş ve zayıflamış bağırsak duvarını da burada görebiliyoruz. Bakın işte bunlar inflamatuar pseudopolipler. Şu bakın hastalıklı atrofik bölge, şunlar, şurası da yalancı polip çıkıntısı. Peki. Nokta. Şimdi öbür ders, bir 20 dakikamız kaldı arkadaşlar gastroenteritisin halde. Az önce gördüklerimizin soru cevapları var dikkat ederseniz. Sonra da hızlıca sorularına geçelim.